şimdi benim bir sorum vardı size. Tabii. Ben geceleri uyuyorum fakat sürekli uyanıyorum. Bir dakika, gecelerini uyuyamıyor musun? Öyle mi anladım? Uyuyorum. Uyuyorsun. Ama sık sık uyanıyorum ve uykuya Tamam. dalmam biraz zaman alıyor. Ne zamandan beri bu? Bu yaklaşık 2-3 aydır var. Düzenli uyuyamadığım için de hiç adapte olamıyorum. Mesela telkinleri dinliyorum. Sabah hiçbir problem yok. Ama akşama doğru böyle isteksizlik başlıyor. Yani akşama doğru dinletiyi dinlerken mi isteksizlik başlıyor? Yani her şey anlamında. Çünkü uyuyamadığım için, kaliteli uyku uyuyamadığım için kendimi sürekli yorgun hissediyorum. Bir dakika, şimdi telkinleri dinleyerek mi uyuyorsunuz? Öyle bir sorayım öncelikle. Yani o şey mesela gün içinde çok yorulduysam telkinleri takıyorum kulaklığa dinleyip uyuyorum. Bazen de öncesinde dinliyorum. Bazen de öncesinde dinliyorsunuz. İstemiyorum. O gün hiç dinlemiyorum mesela. Anladım. Bu uykusuzluk durumu ne zamandan beri? 2-3 ay dedin ya. Bu İki, yani 2 aydır falan 2 var. aydan beri Önceden var. hiç yoktu. Telkinleri ne zamandan beri dinliyorsun? Telkinleri de uzun zamandır dinliyorum. Bir ara verdim önce. Bir hafta ara vermiştim. Tekrardan başlamıştım. Anladım. Ne oldu son 2 aydan beri hayatında bir şeyler, problemler mi oldu? Yani stresli zamanlar geçirdim. Muhtemelen onun da etkisi olmuştur tabii ki de. Ailesi olarak stresli zaman geçirdim. Bir de benim kızım hastalandığında ben tedirgin oluyorum. 2 kere çünkü şey geçirdi. Nöbetli ateşli havale geçirdi. Özellikle o yanımdayken hiç uyuyamıyorum. Tedirgin uyuduğum için. Gibi. Evet Burçin, şimdi uykusuzluk yani tedirginlik, şüphe, endişe, kaygı varsa sürecin içerisinde şu anda o sürekli uyandırır seni. Soru işaretlerinde varsa cevap, kafan karışıksa da uyutmaz. Yani ikisi buradan kaynaklanıyor. Yani bunun telkin dinlemeyle anladığım kadarıyla anlattığı şey telkin dinlemeyle hiçbir alakası yok. Telkin tam tersine Yok. uyumanı arttırır, destekler. Evet. Uyku uyumadığın için de kilo veremiyorum fikri yanlış. Eğer buna inanıyorsan bu doğru değil. Yok yok buna Ya inanmıyorum. Sadece günlük yoruluyorsun. şeylerimi aksatmış oluyorum. Hani yorgun hissediyorum, hareket etmek istemiyorum gibi. Anladım. Bu yanlış işte. Yani uyku diyelim ki en az yine 5-6 saat uyuyorsundur değil mi? Evet. 5-6 saat gibi bir rakam uyuyorsak bedenimizin ihtiyacı kadar uyumuş oluruz. Yeterli olur bir gün içerisinde. Hareket konusundaki isteksizliğin büyük bir ihtimalle beynin kilo vereceğine inandığı için direnç gösteriyor olabilir. Yani Evet. sen inandın, vereceğini kavradın ama beynin yani bilinçaltın direnç göstererek hareketsizlik konusunda önüne engel çıkartmaya çalışıyor. Engellerden bir tanesi güçsüz, zayıf düştüğüne Evet. yardımlaması. Bazılarında bacaklarının sakatlandırması, bazı diz ağrıları gibi konular kesinlik ve direnç. Kesinlikle bilinçaltının bize oynadığı oyunlar. Bunu aşabilirsen zaten sınırı kırmış olacaksın. Yani şunu telkin etmende fayda var o esnada. Hayır ben yeterince uyuyorum. Bu yorgunluğumun sebebi hareketsizliği olan olumsuz inancım. Olumsuz yani ben inanıyorum sen olumlu inanmıyorsun harekete. Yani Evet. harekete olumsuz inanman çok eskiden gelen bu bilgi zaten. Zaten o yüzden kilolusun unutma da. Hareket, Evet. şuna inanmamız gerekir Burçin. Herkese söylüyorum, sen de dahil. Kiloyu aldıran hareketsizlik. Kiloları Evet. verdirecek olan hareket, beslenmek, enerji almak demektir. Tamam. Buna inanmamız gerekiyor. Yani bu işi çözecekseniz bu fikre inanmamız gerekiyor. Beslenmek, kilo yapar fikri bizim çıkmaz sokağımız. Kedinin Evet. kuyruğunun peşinde gözmesi gibi. Yapmaz, yapmaz. Tüketemediğimiz enerji kilo yapar. O yüzden hareketsizlik Evet. kilo yapar. Harekette kilo verdir. O yüzden hareketi sevmeliyiz. Hareketsizliğe de olumsuz bakmalıyız hayatımıza. Bunu inandırmalıyız kendimize. O zaman bu yorgunluk kalkar. Bu yorgunluk bir bahane. Beynin sana ürettiği bir oyun, bahane. Çünkü Evet. yorgun olamazsın, 5-6 saatten fazla uyuyorum diyorsun. Yani bu yeterli, Evet. insan için yeterli. İnanmıyorum, amele değilsindir, inşaatta çalışmıyorsundur. Yani çok aşırı derecede bir yoğun Yok iş yok temposu hayır değilim. yoktur. Yorgunluğun Evet. söz konusu, zihin olarak yorgun olabilirsin. Zihinsel yorgunluğun, yani iş konusunda zihinsel çok çalışıyor, o yorgunluğu üretebilir sana. Ama bu bedensel yorgunluk değildir. O yüzden hareket edebilirsin. Özellikle zihin yorgunsa fiziksel hareket etmeliyiz. Şimdi altını da çizmek istiyorum. Herkes de bunu duysun. Hareketlilik dinlendirir. Evet. Hareketsizlik yorar, yorar.
Herkes bunu iyi anlasın yani. Hareketsizlik yorar. Yorucudur hareketsizlik. Uyku ve hareket dinler. Sen eğer yeterli uyku alamadın diyorsan hareket ederek dinlendirebilirsin vücudunu. Hocam ondan ben, olmuş o zaman. Uykuyla bağlantılı kurduğum düşüncem yanlış olduğu için şu an bunu yaşıyorum. Evet. Aynen o. Çünkü daha önce de ayağım sakatlandı. Bir ay kadar yürüyemedim. İşte evet direnç gösteriyorum ama bunu da bu şekilde değiştirmiş olacağım. Çok teşekkür ederim. Aynen. Farkına varmak önemli. Bir de direnç gösterdiğinde konuş onunla. De ki sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Yani ben yeterince uykum var. Güçlü, kuvvetli. Ben bu direnci kırabilirim. Hareket benim için yaşamaktır. Hareket enerji vermektir. Hareket sağlığımı, gençliğimi, güzelliğimi tekrar kazanmamı sağlar. Hareketli insan, hayat dolu insanlar, hareketli çalışan gibi olumlu yönde telkin ederek bunu kırman lazım. Tamam, tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burcu, kendine iyi bak.